Değerli izleyiciler ekran başına hoş geldiniz. Ben Murat Tufan. Yeni hafta oldukça sıcak bir gelişmeyle bir son dakikayla başlıyoruz. İran Cumhurbaşkanı reisi taşıyan helikopter kaza yaptı. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin konvoyundaki helikopterlerden biri kötü hava koşulları sebebiyle efendim kaza geçirildi, duyuruldu. İran Haber Ajansı İrna helikopterin içerisinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve aynı zamanda Doğu Azerbaycan Eyaleti Valisi'nin de olduğunu söylüyor. Önemli isimler var ve özellikle Reisi'den de haber alınamıyor. Yaşadığına dair de oldukça şüpheli açıklamalar var. İran ajanslarını az önce kontrol ettiğimiz zaman ile ilgili aslında umut veren mesajlar da paylaşıyorlar ama bir miktar toplumsal nabzı tutabilmek adına da bu açıklamalar gelebildiği söyleniyor. Fransa'dan gelen iddialarsa helikopteri kullanan ee, aslında pilotun ajan olduğu da söyleniyor efendim. Bir hemen altın fiyatlarına bakalım. Birazdan piyasa detaylandıracağız. Yönetmenimiz programımızın yönetmenliğini her sabah olduğu gibi Suna Akırcı Eylem ve yapıyor efendim. Sun Hanım'dan da rica etmiş olalım altın fiyatlarını. Sevgi Nurhan Çar hemen göndermiş oldu. 2437 dolarda. Şu anda nispeten mutedil bir fiyatlamadan bahsediyor Çünkü reisinin akıbeti tam olarak belli değil. İran'ın 2 numaralı ismi olduğunu efendim. Paylaşalım. Tabi P petrol fiyatları da bu anlamda çok önemli ki reisinin Azerbaycan temaslarında oldukça önemli mesajlar verildi ve aslında bu temaslara karşılık bir e, komplo teorileri de üretilmeye başladı. Biliyorsunuz yakın zamanda İsrail ile İran birbirlerine misilleme de yapmışlardı. Dolayısıyla da işin rengi dış politika anlamında ...değişirme endişesi de var ve petrol fiyatları da bu gelişmelerle birlikte efendim... ...şu anda ham Petrol'de 0.76, Brent Petrol tarafında da 0.20 puandayız. Az önce korku endeksini kontrol ettim. O tarafta çok büyük bir aslında artış yok. Tam anlamıyla aslında reisinin durumunu bekleyen piyasa oyuncuları olduğunda... Da ...belirtelim yani piyasa fiyatlamasından reisinin aslında şu anda ne durumda olduğunu... ...anlamaya çalıştığımız zaman tam anlamıyla kararsız bir tablo olduğunda paylaşalım... Detaylara baktığımız zaman kaza öncesinde İran Cumhurbaşkanı Reisi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyevle iki ülke sınırında bir araya gelerek ülkelerin ortak projesi olan Kız Kalesi ve Hudaferin barajlarının açılışını yaptı ve reisi burada yapmış olduğu konuşmada Aliyevle yeniden bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi ve reisinin helikopteri bu açılıştan dönerken kaza yaptığını da belirteyim. Kaza ilişkin bilgilere baktığımız zamansa İran Cumhurbaşkanı reisinin konvoyundaki helikopterlerden birinin kötü hava koşulları sebebiyle kaza geçirildiği duyuruluyor. İran Haber Ajansı İrna helikopterlerin içerisinde Dışişleri Bakanı, aynı zamanda Doğu Azerbaycan Eyaleti Valisi ve Tebriz Cuma Namazı İmamı'nın da bulunduğu belirtiliyor efendim. İran Cumhurbaşkanı reisinin konvoyunda 3 helikopterden ikisi iniş yaptı, biri ise düştüğünü belirtelim. Kaza yerine baktığımız zaman İran Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre kaza Doğu Azerbaycan vilayetinin Culfa yakınlarında Uzi ve Pir Davut köyleri arasındaki Dizmar Ormanı'nda meydana geldi ve Culfa Başkan Tahran'a da 600 km mesafede olduğunda da belirtelim efendim. Arama kurtarma çalışmaları İran Devlet Televizyonu'nun kazanı öğrenildiği ilk anlarda reisinin uydu telefonuyla irtibat kurulamadığını paylaştı ve İran Genelkurmay Başkanı Bakiri de kazanın ardından yazılı açıklama yaptı ve Bakiri reisinin helikopterin bulunması ve kurtarma çalışmaları için İran ordusu ve İran devrim muhafızları ordusunun tüm imkan ve tesisatları kullanılmalıdır ifadesinde yer veriyor. Şu anda efendim reisinin helikopterlerden biri kaza yaptı. O bölgeyi gösteriyoruz canlı canlı ve bölgeden gelen ilk görüntüleri de ekranda görüyorsunuz. Sevgili türümüz Duran onları da ekrana yansıtıyor. Hava oldukça sisli arama kurtarma çalışmaları çıkması için aslında oldukça e, olan şartların dışından dışı olan bir günden bahsediyoruz aslında. Liderlerden açıklama geldi. Özellikle ülke lideri Hamenei, Yüce Allah'ın Cumhurbaşkanı ve yanındaki arkadaşlarını millete bağışlamamızı bağışlamasını umuyoruz dedi. İran hükümet sözcüsü Bahaduri ise zor ve karmaşık koşullar yaşıyoruz diyor. Cumhurbaşkanı helikopter olayına ilişkin son haberleri almak halkın ve medyanın hakkıdır diyor. Ancak kaza yeri ve hava şartlarının özel durumu göz önüne alınmalıdır diyor. ABD tarafından da BBC News'tan bir açıklama var. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, reisi ve Dışişleri Bakanı e, Hüseyin Emir'in taşıyan ve sert iniş yaptığı belirtilen helikopter kazası ile ilgili ABD yetkililerinin İran Cumhurbaşkanı Reisi Dışişleri Bakanı ve bazı yetkililerin de bulunduğu helikopterin İran'ın olası sert inişine ilişkin raporları inceledikleri ve gelişmeleri de yakinen takip ettiklerini paylaşıyor. ABD cephesi Türkiye'den de bir açıklama geldi ve Dışişleri Bakanlığı İran'da 19 Mayıs'ta yaşanan helikopter kazası ile ilgili gelişmeleri üzüntüyle takip ediyoruz derken İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir'in aralarında bulunduğu ve İranlı yetkilerin güvende ve sağlıklı olmalarını temenni ediyoruz diyor. Kardeş İran halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz diyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan da konuştu ve Erdoğan'ın açıklamasında İran Cumhurbaşkanı kardeşim Sayın İbrahim Reisi ve heyetinin bir helikopter kazası geçirmiş olması bizleri derinden üzmüştür diyor ve Türkiye Cumhuriyeti olarak İran makamlarıyla tam irtibat ve koordinasyon halinde hadiseyi yakından takip ettiğimizi ve gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum diyor. Sayın Cumhurbaşkanı İran lideri reisinin kaza sonrasında yapmış olduğu açıklamada Avrupa Birliği'nden de açıklamalar geldi. O cephede özellikle Jan Eslanerlik yaptığı açıklamada İran'ın yardım talebi üzerine helikopter kazası sebebiyle Kopernik Acil Durum Yönetim Hizmeti'ni aktive ettiklerini paylaşıyor efendim. Evet bölgeden gelecek açıklamaları an be an sizlere paylaşmaya çalışacağız. Bu işin tabii ki bir de tırnak içerisinde maalesef piyasa yansıması kısmı da var. Petrol fiyatlarının seyri ve ons altın fiyatlarını da an bir an paylaşacağız diyelim efendim. O halde... Son dakikamız başta karşıda kalacak çünkü oldukça önemli. Diğer sıcak manşetlere de hızlı bir göz atalım. Tabii ki merkezimizde İran olacak ve reisinin akıbeti olacak efendim. Bir kez daha yeni haftaya hoş geldiniz. Bu maalesef üzücü haberle başlıyoruz. Diğer manşetleri bir göz atalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde sürdürülebilir tarım ve tarımda markalaşma temasıyla düzenlenen Ziraat Bankası Tarım Ekosistem Buluşması'na katıldı ve bir konuşma yaptı. Çiftçiler için küçük ekipman kredisinin 150 bin liradan 250 bin liraya, küçük baş hayvan için kredinin de 400 binden 600 bin liraya, büyük baş süt hayvancılığı için de 1 milyondan 1,5 milyona çıkarıldığını duyurdu. yılın ikinci yarısına yaklaşırken dünya genelinde enflasyon endişelerinin önemli ölçüde azaldığı görülürken merkez bankalarının yılın ikinci yarısında atacağı adımlara ilişkin fiyatlamalar gündemin odağında yerini korumaya devam ediyor. Analistler, Fed'in son toplantısına ilişkin tutanaklardan bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçlarının da arandığını belirtiyor. Ee, özellikle yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu haftaki faiz kararında olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararına katılan ekonomistler, medyan beklentisi Merkez Bankası'nın bu toplantıda herhangi bir politika değişikliği yapmayacağı yönünde. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuştu. Ve yapmış olduğu konuşmada bütçeden tarım sektörü için ayrılan paya değindi Şimşek ve 2024 bütçesine bakarsanız bütçede tarımsal destek programlarına, tarım sektörü yatırımlarına, kredi sübvansiyonu olarak da tarımsal kit finansmanı olarak, ihracat destekleri ve yine yem ve gübede verdiğimiz vergi desteklerine bakarsak 520 milyar lira kaynak sağlamış olacağız diyor Hazine Bakanı Mehmet Şimşek. Gümüş'e dönelim. 11 yılın zirvesinde altından daha güçlü ve hızlı bir artış seyreden gümüş %2.4 artışla ons başına 30.437 dolara açtı ve 11 yıldan fazla bir süredir en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Gümüş bu sene %28 artış gösterdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan konut fiyat endeksine göre Türkiye genelinde konut fiyatları Mart ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %51.99 artarken aylık artışla %1.21 olarak kaydedildi. St. Petersburg ve Leningrad bölgesi tahkim hakemesi Gazprom'a ait Rusim Alyans şirketinin batılı iki banka aleyhine aşırı davayı gördü ve Deutsche Bank'a ait 239 milyon euro ve Bank'a ait 93.7 milyon euro değerindeki varlıklara ihtiyati tedbir koyuldu ve söz konusu varlıklar bankaların hesaplarında bulunan menkul kıymetler, gayrimenkuller ve fonlardan oluşuyor. Rusya'dan dün de Unicredit'e 463 milyon euro değerindeki varlığına el konulduğu haberi gelmişti. böylelikle toplam 3 büyük bankaya ilişkin Ruslar, Rus mahkemesi varlıklarına el koymuş olduğu Batı bankalarının. Polonya'nın güneyindeki Krakow kentinde Montecassino Savaşı'nın 80. yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde konuşan Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkenin Rusya ve Belarus'la sınır boyunca askeri kontrol noktalarının güçlendirilmesini amaçlayan Halkan Doğu projesi için çalışmalarının başladığını söyledi. TASK ülkesinin Av Avrupa Birliği doğusundaki sınır güvenliğinden sorumlu olduğunu vurguladı ve bu doğrultuda güvenliği artırmak amacıyla 2,5 milyar dolar yatırım yapacaklarını kaydetti. Bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Pek tabii ki İran'daki gelişmelerin bize olan yansımaları, dünyaya olacak olan yansımaları da olacak. Ama öncesinde Reisi'den umalım ki bir güzel haber gelsin ve hayatlar kurtarılsın ve sonrasında piyasa kısmını biraz daha tartışacağız ama bu programda maalesef hani birçok senaryoyu baz alarak konuşacağız. Birazdan konuklarımız da bizlere eşlik edecek. Nurhan Çal da birazdan stüdyo, stüdyoda olacak ve bakıldığı zaman Gökçen Tuncel'in dışında bugün Burak Köseoğlu ve Özgür Çantır da bizlerle birlikte olacak efendim. Piyasa kısımlarını da mutlaka tartışacağız. Ama bir geçtiğimiz haftaya dönelim. Zaten KJ'de ve e, reşimiz haber merkezimiz içeride anlık bir gelişme olduğu zaman size belirtecek. Dolayısıyla şu anda en azından helikopterin kaza yaptığı e, bakıldığı zaman senaryosuyla fiyatları izninizle aktarmak istiyorum. Geçtiğimiz hafta Türk lirasındaki değer kazanımı devam etmişti. Aynı zamanda CDS Türkiye'nin risk primi 264 bas puana kadar gerilerken Borsa İstanbul cephesinde de yeni rekorları görmüştük. 10.643 puan seviyesinden tamamlamış oldu. Özellikle enflasyonla ilgili beklentiler çok fazlasıyla tartışılıyor. Merkez Bankası'nın biliyorsunuz ikinci enflasyon raporunda enflasyonla ilgili yıl sonu beklentileri %36'dan %38'e revize edilirken %2'lik enflasyon enflasyonla ilgili yukarı yönde revize aslında Merkez Bankası'nın enflasyonla ilgili aralık tahmininde değiştirmemiş oldu efendim. Bu cephede özellikle kamuda tasarruf paketinin alınması aynı zamanda tabii ki Merkez Bankası'nın sıkı mesajlar vermesi doları aşağı çekmeye devam ediyor. Bir taraftan da Merkez Bankası'nın kurdaki geri çekilmelerde rezervlerini artırmak amacıyla dolar tarafında alıcı tarafına geçtiğini de belirtmekte fayda var. Gram altın fiyatları da 2500 liraya her an gelebilir. E, dolar Türk Lirası fiyatları da 32.19'dayız. Bu hafta gözler tabii Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan'da olacak ve Sayın Karahan özellikle Merkez Bankası'nın başına geçtikten sonra hem guvernörler kurulu hem de kendisi oldukça beğeniliyor. İletişim noktasında Merkez Bankası daha önce eleştiren birçok de artık Merkez Bankası'nın doğru patikaya girdiği ve doğru bir iletişim politikası kurduğunu söylüyor piyasayla birlikte. Dolayısıyla da önümüzdeki dönemde Haziran'dan sonra özellikle Merkez Bankası'nın enflasyon noktasını e, belirtiyor efendim. Yani bir enflasyon zirve gözetiyor. Bu arada son dakika der Nuran, e, NTV'den geçen haberi paylaşıyoruz efendim. Reis'inin hayatını kaybettiği söyleniyor. Bir altını alalım. Yani o... E, ...ve Dışişleri Bakanı'nın hayatta olmadığını efendim paylaşıyor. Bir taraftan da Anadolu Ajansı'na da hemen bir bakalım e, o cephede nasıl e, paylaşıyor efendim. Bulunduğu duyurulmuştu İHA tespitleriyle biliyorsunuz Akıncı İHA yerini tespit etti... ...ve reisinin hayatını kaybettiği söyleniyor ve Dışişleri Bakanı ile birlikte... ...bu kazada hayatını kaybettiği noktasında haberler Türk medyasına da düşmeye başladı efendim... İran haber ajanslarında bir taraftan da bakıyoruz. Onlardan da bir teyit almak gerekiyor. Ancak bu yönde haberler yavaş yavaş medyada paylaşılmaya başladı. Asa beklenti maalesef bu kazada hayatını kurt hayatta kalmadığına dair. Ancak resmi bir açıklama gelmediği için bu yönde tam olarak aslında akıbeti bilinmiyordu. Ancak şu anda gelen haberler sevgili Nurhan Çalın rejimizin haber merkezimizin paylaştığı haberlere göre reisi hayatını kaybetti. Reuters'tan geçti efendim bu haber. Onu da paylaşalım. Reuters, İranlı yetkili reisi ve Dışişleri Bakanı'nın kazada öldüğünü söylüyor. Birçok basın kuruluşu Ekotürk TV gibi paylaşıyor. Hatta biz de bu şekilde karşımızı düzeltebiliriz. Çünkü Reuters bu yönde bir haber şu anda paylaştı. Reisi hayatını kaybetti efendim. Kimler bulunuyordu? Helikopter kazasının içerisinde İran Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı Abdülliyan, aynı zamanda Azerbaycan Eyalet Valisi ve Tebriz Cuma İmamı da bu yine kazada e, bulunuyordu efendim. Dışişleri Bakanı ile birlikte reisinin hayatını kaybetti söyleniyor. Tabii şimdi bu dan sonrasında hem İran'daki kamuoyu hem de sonrasında ...ki senaryolar oldukça önemli olacak. Dolayısıyla da bu sadece bir kişinin hayatını kaybetmesi değil. Dış politik olarak da birçok yere herhalde evlenecek bir olay olarak da... ...tarihi bir an olarak da hafızalara, tarihe kazılmış olacak 19 Mayıs 2024 tarihi. Dolayısıyla İran Cumhurbaşkanı Reis Reuters'ın iddiasına göre... ...Reuters'ın haberine göre efendim hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanı ile birlikte bu kazada hayatını kaybettiği söyleniyor. İran'ın iki numaralı ve son dönemde özellikle İran'ın tabi ki hem şu anda Azerbaycan'la yıllar sonra yakınlaşması, bir taraftan İsrail'le olan misillemeler ve üranyum zenginleştirme kapsamında programları da biliyorsunuz Batı tarafından çok fazlasıyla yaptırıma uğramıştı. Dolayısıyla da İran radardaydı ve İsrail'le ve Filistin'le olan durumda da bakıldığı zaman hem Batı'nın hem de Amerika'nın da tepkisine yol açmıştı efendim. ve bu kaza neden oldu. Bir bakıldığı zaman aslında bizleri e, göz ardı etmekten Kaynaktanıyor kaynaklanıyor yoksa gerçekten de pilot bir ajan mıydı? Bunu da tartışıyor Fransız medyası. Bunu da altını çizelim. Yani Batı tarafından da bunun aslında bir ajan pilot tarafından e, e, bu e, kazanın gerçekleştirdiği söyleniyor. Brent petrol ve ham petrol fiyatına baktığımız zamansa anlık olarak şu anda tepkiler bir miktar daha sınırlı. 79 dolar 50 centten geçiyor. NYMEX Amerikan tipi petrol, WTI ve Brent petrol fiyatları da 83.89 dolarda bir hızlıca hemen endeksleri göz atalım. Amerika Amerikan vadeller Asya seansına bir dönelim. Orada fiyatlamaların ne yönde ne yönde olduğunu paylaşmakta fayda var şu anda Amerikan vadelerine baktığımız zaman o tarafta aslında küresel piyasalarda ve dış politikada yaşanan gelişmelerden bir miktar daha bağımsız fiyatlama olduğunu paylaşmakta fayda var. Bu hafta da yine açıklanacak olan bilançolar olacağını belirtelim. Geçtiğimiz haftada özellikle açıklanan bilançolar pozitifti ve yapay zeka rallisinde de şahit olduk. ChatGPT'nin sunu tanıtması yeni ürünü aslında duygular duygularla karşılık veren bir robotu tanıtması piyasalarda memnuniyetle karşılandı ve birçok Yapay zeka yatırım yapan şirketinde hisse fiyatlamalarında aşırılaşma görmüş olduk. Özellikle Dow Jones tarafında 40 bin puan üzerinde yeni bir rekoru da imza attığımızı paylaşalım efendim. Hemen buradan Amerikan tahvil faizlerine bakalım. Ee, tabii ki o cephede özellikle Fed'in e, toplantı tutanakları olacak. Ve aynı zamanda tabii ki e, Haziran ayında ve sonrasında Fed'in faiz tahminlerini paylaşıyoruz ve geçtiğimiz haftanın en önemli gündemi tabii ki hem üretici fiyat endeksi hem de TÜFE rakamları oldu. Her iki tarafta da soğuma ibaresi olunca Amerikan 10 yıllıklar 4.44-30 bandında dengelenirken 2 yıllık cephede 4.80'lerden geçiyor. Anlık olarak tahvil cephesindeki fiyatlamalar aynı zamanda tabii ki geçtiğimiz hafta Amerika'nın rekor tahvil ihracına da şahit olduk. O tarafta da yoğun bir ilgi olduğunu da belirtelim efendim. Evet, bir 10 saatim fiyatlarından sonra As Asya piyasalarına gidelim der yönetmenim. Gidelim. E, baktığımız zaman e, tabii ki Asya piyasalarında da şu andaki tabloda fiyatlamalardaki durum. Şangay artıda, Japonya artıda, özellikle az önce Çin tarafından faiz kararı duyuruldu. Faizleri Çin sabit bıraktı. Geçtiğimiz hafta Japonya'da da %2'lik bir ...daralma kaydedildi. Bu yüzdekilik daralma... ...tabii ki Japonya'da faiz artırım sürecinin... sekteye uğratabilir endişesiyle... ...borsalara ters bir endişe olarak... ...ters bir beklenti olarak efendim... E, ...beklenti yarattı. Dolayısıyla da faiz artırmaktan vazgeçebilecek bir... ...Japonya Merkez Bankası beklentisi... ...Japonya borsasına da... ...artı getiriyor efendim. Son olarak da bir de Bitcoin'e bakalım. <laughs> tabii Bitcoin'de özellikle... E, ...ki bugün biraz aslında gündemden fırsatımız olursa Bitcoin'i biraz tartışalım Nurhan'la. 70 bin dolara doğru tekrar gidiyoruz. Özellikle 60 bin doların altının çok kalıcı olamayabileceği söylendi. Bu jeopolitik şey tansiyon Bitcoin'i ve altını nasıl etkiler, piyasaları nasıl etkiler bunları da göz atacağız ama e, yurt dışı gündemle devam ediyoruz. Efendim, İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti. Reuters'ın az önce geçmiş olduğu son dakikayı da paylaşmış olalım. Ekotürk TV ekranlarında beklenti maalesef bu yöndeydi. Dışişleri Bakanı'yla birlikte bu kazada hayatını kaybettiği söyleniyor. Ee, gelecek olan açıklamaları da takip etmeye devam edeceğiz ama öncesinde bir yurt dışı gündeme bakmakta fayda var. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski Rusya'nın saldırılarının artabileceğini söylüyor efendim. Rusya'nın Harkov'da elde ettikleri Son kazanımların ardından ülkenin kuzey doğusuna yönelik saldırıları daha da artırabileceğine savunuyor. Ukrayna lideri Rusya'nın hava üstüne sahip olmaması için kendi filolarında 120-130 modern uçağın bulunması gerektiğini de dile getiriyor. Diğer taraftan Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden e, Boston West'le Haziran ayında faiz indirimlerine başlamak için muhtemelen uygun olduğunu sonrası için de olasılıklara açık olduğunu paylaşıyor. ECB yönetim kurulu üyelerinden ve yapmış olduğu açıklamada. Bir başka e, gelişmeye geçelim. Euro bölgesinde enflasyon beklentileri paralel olarak açıklandı. Geçtiğimiz hafta aynı zamanda Euro bölgesi teknik resesyondan çıkmayı başardığını belirtelim. Diğer taraftan Avrupa İstatistik Ofisi, Eurostat tarafında Avrupa Bölgesi'nin ve Avrupa Birliği'nin Nisan ayında enflasyon nihai verilerini yayınlarken Euro bölgesinde Mart ayında 2.4 olan yıllık enflasyon Nisan'da da yine aynı şekilde seviyeyi korumuş oldu. Tüfe Nisan'da aylık bazda ise %0.6 olarak açıklandı. Eurostat tarafından az önce Çin Merkez Bankası'nın faizlere sabit bıraktığını paylaşmıştık. Çin aynı zamanda geçtiğimiz hafta konutta radikal bir teşvik adımı attı ve Çin Ulusal İstatistik Bürosu'ndan açıklanan verilere göre konut fiyat endeksinde Nisan 2024'te ülkedeki büyük ve orta ölçekli 70 kentin 64'ünde yeni konut fiyatları 69'unda da ikinci el konut fiyatlarının gerilediği söyleniyor ve ülkede yeni konut fiyatları 11 aydır ikinci el konut fiyatları da tam 12 aydır geriliyor. Çin Emlak Enformasyon Kurumu verilerine göre ülkenin en büyük 100 emlak şirketinin satışları 2024'ün ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre tam %47 oranında efendim azaldı ve bu anlamda radikal bir teşvik adımı geldiği söyleniyor. Ee, Çin tarafından. Diğer taraftan yatırımcıların 15 Mayıs haftasında küresel hisse fonlarına 11.9 milyar dolar aktardığı söyleniyor. Raporda küresel tahvil fonlarına da 11.7 milyar dolarlık bir giriş sağlandı. Türkiye sene baktığımız zaman devlet iş borçlanma senetleri son 4 haftadır artıda hisse tarafında da ılımlı bir yabancı girişle görmüştük. Bu projeksiyonda bu konjonktürde diyelim. Burada bir nokta koyalım. Kısa bir yerden sonra devam edeceğiz. Müzik Evet haftanın ilk işlem günü yine pazarda pazar günü yansıyan önemli bir jeopatik liste efendim yayınımızı açıyoruz. Bir kez daha hoş geldin. Sevgili Nurhan Çal sen de hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum. Günaydın. İyiyim. Sen nasılsın Murat? Çok teşekkür ederim. Gayet yoğun. Ee, sağ ol. Senin sayende son dakikalar izleyicilerimize ulaştırır Şimdi burada notlarını aktaracaksın. Ama öncesinde peyderpey bir borsa İstanbul'u kapanışlı ki, bir anımsatalım. Arar Ara efendim hem rakamları belirteceğiz sen bugün e, tabii ki son dakika gelişmelerini de bir taraftan da size yorumlamaya çalışacağız an ve an. Konuğumuz olacak. Nurhan'ın gündemi olacak. Dolayısıyla da biraz böyle e, e, gündeme ilişkin e, piyasalarda da araya sıkıştırmaya çalışacağız ama gündemimizde dış politika olmaya devam evet, edecek. Evet inanılmaz bir hafta sonuydu Murat. Böyle son zamanlarda hiç bu kadar hareketli bir hafta sonu geçirdik mi bilmiyorum. Bir yandan futbol maçı vardı, bir yandan filenin sultanlarının evet. maçlarını takip ettik, bir yandan İran'dan gelen haberleri takip ettik. Ama senin de söylediğin gibi önce bir borsanın kapanışına bakalım, hemen ardından hafta sonu gelişmelerini konuşalım. Aslında Cuma günü güzel bir kapanış yaptığımızı söylemek mümkün. 323.61 puanlık bir artışla kapattık bir önceki Aslında güne. Oldukça yüksek. Bir evet, evet çok güzel bir kapanış 300 yaptı. 10.643.58 puan seviyesinden kapanışı gerçekleştirdik. Bir önceki kapanışa göre 3.14 yüzde 3.14 değer kazancımız oldu. İşlem hacmimiz de arttı. 105'li seviyelerle gidiyorduk. 132.747 milyar TL'ye çıkmış olduk. Alt detaylara baktığımızda bankacılık endeksi 4.82, holding endeksi %2.5 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükseldi, en çok kazandıran bankacılık oldu. Evet. Yani aslında son zamanların en güzel kapanışını gerçekleştirmiştik borsada. Ama tabii şimdi kartlar böyle artık biraz kırmızıya dönüyor mu ne dersin? E, vallahi güzel bir seviyedeyiz, ama dış, politik, dış politikadaki bu gelişme şimdi ne evleneceğini bilmiyoruz evet. Nurhancığım değil mi? Yani. Kazada niçin öldü sayın reisi? Suikast mı? Gerçek bir kaza mı? Bunu bilmiyoruz. Evet buna karşılık İran'ın hamlesi ya da bir açıklaması olacak mı? Tansiyon artacak mı? Bunların hepsi birazcık muamma bir tablo ama hani borsanın genel tablosuna bakıldığında özellikle bankalar dedin. Mesela Bank of America'nın değil mi geçtiğimiz evet. hafta bankalarla ilgili bir revizyonu vardı. Yukarı yönde revize vardı. Bir taraftan Türkiye'nin 264 bas puanlık CDS'e kadar geri gelmesi aslında hem tasarruf paketine aynen oluşan aynen. E, memnuniyet diyelim. Hem de tabii ki TL'nin güç kazanımı da de Dolayısıyla normal şartlarda yani dış politikadan biz bu parametreleri arındırdığımız zaman bağımsız değişkenleri bize hani bu şeyde bu denklemde Borsa İstanbul normal şartlarda da diyelim yukarı gitmesi gerekiyor Nurhan. E bu hafta tabii gözler aynı zamanda Merkez Bankası evet. kararında da olacak. Birazdan onu da konuşuruz seninle birlikte izinle. Hem onu konuşmakta fayda var hem sen unuttun onu bitcoin düştüğü zaman beni köşeye <laughs> sıkıştırıyordu Nurhan. Hani bak 50 kim ne düştü 55 bine hani oradan <laughs> döneceğini söylemiştin. Tekim orada hani şaka bir yana sana, yüklenmek için bunu söylemiyorum. Orada bir bence bu olaylarla birlikte hem altın hem bitcoin tarafında bir, Yeni hikaye, bir hikaye, kıpır, takip bir hikaye kurmamız gerekiyor. Aynen çünkü senaryoyu biraz baştan kurmak lazım. Petrol şu anda bir dizginlenmiş durumda ama petrolle ilgili İran'ın vereceği dediğim gibi tepkilere göre petrol fiyatlarında bir arz endişesi tekrar ortaya çıkabilir ve tekrar biz enflasyon ve FED'in faiz indirimden ziyade artırır mı tekrar tartışma olasılığımız var. Yani aslında çok gri bir tablodan bahsediyoruz evet. Nurhan değil mi yani gerçekten de gri bir tablo puslu bir hava var. Murat biz seninle hep konuşuyoruz <laughs> Türkiye ne zaman gerçekten doğru yolu bulsa biraz böyle hani o kendimize gelme aşamasını yaşasak gerçekten yurt dışı taraftan böyle çok derin dalgalarla Maalesef. sarsılmaya başladık. Şimdi aslında baktığımızda İran bizi ne ilgilendiriyor diyenler olabilir ama biz öyle olmadığını daha önce defalarca görmüş olduk şimdi en son Azerbaycan aralarındaki gerilime zaten bizler de hani böyle tanık olmuştuk şahit olmuştuk bizim de böyle siyasi liderlerimizden onlar arası gerilime ilişkin böyle mesajlar paylaşılmıştı Şimdi her şeyden önce az önce de söylediğimiz gibi bu gerçek bir kaza mı yoksa suikast mı bunun çok büyük bir önemi yani var. Yıllar sonra Azerbaycan'la İran'ın bu anlamda herhalde ikili ilişkileri normalleşti Aynı ilişkiler önemliydi. o kadar gerginken şimdi artık böyle son dönemlerde bir nebze de olsa toparlandı. Artık böyle dünyanın dikkatini çekmeye başlamışlardı. Zaten çok konuşulan bir açıklama da vardı. Bizim bu yakınlığımızdan bazı ülkeler rahatsız olacak ama bunlar bizim için önemli değil dedikten birkaç saat sonra aslında bu kaza gerçekleşti. Şimdi olayda böyle çok şaibeli bakış açıları da var. Elbette biz bir Ekonomi Kanalıyız yani tartışma Tabii programı ki yapmıyoruz. Olayı ne kadar içine girmemiz gerektiğini hani burada sen ve ben karar veriyoruz ama o şaibeli durumlarda es geçmek olmaz Murat. Şimdi zaten e, kazanın olduğu bölgenin çok dağlık bir alan oldu. Ve bulunmasının çok zor olduğu belirtildi. Zaten az önce sen görüntüde verdin. Çok sisli bir hava evet, var evet. değil mi Evet. Hava durumu yani. çok kötü. Hem yağış Kesinlikle. hakim hem yoğun sis hakim hem çok engebeli bir arazi. O şartlarda normalde helikopter ve uçaklar mesela uçuşa kalkmazmış. Neden uçuşa kalktı? Bununla ilişkili bir bilgimiz yok şu anda. Ardından bulunma süresi çok uzun uzadı. Hani böyle e, uzadı süreç yani. Ve İran'dan dünya geneline bir çağrı oldu. Bize yardım edin, destek verin açıklaması oldu. Hatta Bu arada sen... Da bir tane görüntü verdi. Bak ekranda evet, evet fotoğraf uçan çok yani verdi. şey hani sisli bir hava. Yani bu yardım çağrısında da aslında... Nasıl bir anormal bir şartlarda bu çalışma yaptıklarından dolayı e, gösteriyor evet Avrupa Birliği'ne de bir çağrıda bulunmuşlardı. Onların kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu yasından de bir açıklama <laughs> gelmişti. Bizim hava hani savunma araçlarımızdan bir talep e, oldu. Biz de onları çalıştırdık şeklinde bir açıklama vardı. Kaldı ki Türkiye'den de akıncılar gitti. Tabii. Hatta Türkiye'den gönderilen akıncı sayesinde bulundu helikopter. Onun da altını çizelim Enkaz şimdi. Enkaz bu şekilde bulundu. Aynen öyle. Enkaz bulundu. Enkaz bulunmadan önce zaten çok fazla spekülatif haber vardı. Hani yaşıyor, yaşamıyor işte şu anda kaldırıldı, Tebriz'e gönderiliyor. Ardından o haberlerin hepsi yalan anlandı zaten. Sonrasında Türkiye'den gönderilen akıncı ihalarla orada bir kaza tespit edildi. Ancak yaşam bulgusunun olmadığı, herhangi bir ısı seviyesini tespit edilemediği bilgisi de verildi. Şimdi bu kadar önemli gelişmeler varken Türkiye zaten olayın için artık bizzat dahil olmuş durumda. Hatta az önce de söylediğim gibi bulan bizler olduk. E şimdi bu cephede takip etmemiz gereken bazı böyle hani faktörler var. Birincisi petrol. Senin de söylediğin gibi şimdi evet böyle normal görünüyor ama ardından nasıl gelişmeler takip edeceğiz bunu bilmiyoruz. Eğer bu bir kaza değilse sonrasında Türkiye'nin bu olaya karşı bakış açı. şimdi bizde artık şey yok. Hani biz nötrüz diyemiyoruz biliyorsun. Illa bir olayın içine dahil olmaya biz çok bizde severiz çok Türkiye sınır olarak. Komşumuz aslında. Aynen öyle. E şimdi komşumuza da bir tepkisiz kalamayız. Şimdi bu olaylardan sonra tabii ki olayın hani iç kısmını araştırdık ama bunun bir de piyasalar etkisi var. Evet. Sen bunu zaten Burak Kösoğlu'yla ve Özgür Çandırla konuşacaksın ama öncesinde sana sormak istediğim soru. Şimdi bunun bir kaza olmadığını varsayacak olursak petrol cephesinde nasıl gelişmeler beklemeliyiz? Bir de bizim borsamız bugün açılışta bunu fiyatlamaya başlayarak mı sence nasıl güne ilerleyecek? Valla bence bir ne, şok etkisi bir negatif fiyatlar gibi geliyor ama bunun çok böyle bir birazcık da daha... Tepki fiyatlaması olacağını düşünüyorum. Yani Borsa İstanbul'un genel olarak yapısını değiştirebilecek bir momentum olacağını düşünmüyorum. Tabii ki haber bazlı bir fiyatlama olur ama gün içerisinde seansla gelecek olan açıklamalara göre hani Borsa İstanbul tarafında bence pozitif bir seyir olabilir ama anlık olarak reaksiyonu olumsuz olma olasılığı yüksek. Çünkü hatırlarsan geçtiğimiz günlerde İsrail'in İran'a yapmış olduğu misillemede evet. Batı borsaları artıdayken Türk borsası bir anlık reaksiyon göstermişti negatif anlamda. Çünkü o tarafta özellikle İsrail'in bu hamlesinden sonra İran-İsrail savaşının olası bir savaşının aslında Türkiye için de aslında kaçamayacağı bir nokta ya da diplomatik olarak da bir şekilde dahil olabileceği bir savaş senaryosu da gündeme getirmişti. Nitekim Allah'tan hani bu misilleme bir, bir miktar imitte. evet sadece bir gözdağı ve muhtemelen Amerikan seçimlerinden sonra başka bir şeyleri de tartışacaktık. Dolayısıyla o anlık olarak kapandı ama şimdi bu komple teorisi Senoran bunu kim yaptığı da çok önemli. Yani Bilmiyorum. sen evet bunu bu soruyu soruyorsun ama şimdi yeah kim yaptığı sorusu da çok çok kıymetli. Şimdi şaibeler var. Hani bizim evet. ağzımıza almamız, bunları böyle ifade etmemiz yanlış değil. Sonuçta biz haberciyiz. Hem Amerika tarafından zaten Azerbaycan ve hani böyle İran'ın yakınlaşmasından rahatsız olunduğunu biliyoruz. İşin hem İsrail tarafı var. Kaldı ki dün İsrail kendi zaten resmi haber kanallarında olayın kendileriyle bir ilgisi olmadığını paylaştı ama zaten kimse böyle bir kazanın ardından da çıkıp o kazayı sahiplenmedi ilk etapta. Şimdi olay henüz araştırılmaya başlanmadı çünkü zaten cansız bedenlere yeni ulaşıldı. Tabii. Bundan sonraki saatler çok kritik çünkü artık olayın araştırılması hani araştırma Teknik olarak, başlayınca. Helikopterde bakılacak değil mi? Neden? Aynen öyle. Kaldı Murat dün e, şimdi bütün gelişmeleri takip etmeye çalıştım. Yurt dışı basını da kontrol ettim. Kaza olduğunda ilk 28 gün sinyal gönderen kutular olurmuş. Uçak Hı. ve helikopterlerde. Bu düşen kazada 28 gün boyunca sinyal vermesi gereken o kutunun da çalışmadığı belirtilmiş. Şimdi bu zaten artık kaza senaryosunun aslında çöpe atılmasına sebep olan ben gelişmelerden birisi. Ben şimdi anlamıyorum. Hadi diyelim ki komplo teorisiyle kaza, helikopter düşürüldü ve birileri düşürdü. İran Cumhurbaşkanı böyle bir dönemde neden helikopterle gidiyor ve Tabii neden ki. o hava şartları o şekildeyken oraya giriyor? Yani aslında çok fazla soru işareti var. Kesinlikle İran öyle. için de soru işaretleri var bence. Yani hani sonuçta bir ülkenin lideri bu kadar e, ...diplomatik olarak liste olan bir ortamda... ...listerin e, ve aynı zamanda savaş olasılığının... gerginin olduğu bir ortamda... ...canını neden bu kadar Aynen değil mi, kolay bir şekilde ortaya koyuyor? Yani ben açıkçası her anlamda aslında komplo ...oldukça açık ve tartışmaya çok açık bir kaza olduğunu düşünüyorum. Çünkü helikopter bana çok güvensiz gelmiş. Her zaman için motoristler ve helikopter <laughs> ikisi de. Dolayısıyla hani İran'ın iki numaralı ismi... ...dışişleri bakanı ve hani her şeyden önce bir can taşıyor. İşte, e, hani Burada bir numara iki numara önemli değil... Öyle bir insan orada sonuçta ama ben helikopterle neden taşındığı noktasında bile soru işaretlerim var Kesinlikle Kesinlikle çok haklısın çünkü zaten şöyle bir detaya biz hakimiz aslında. İran uygulanan ambargolar sebebiyle zaten hava savunma sistemi konusunda çok eski ekipmanlar Tabii. kullanıyor. Yani bu helikopter aslında 40 küsür yaşında. Bundan da söz edelim. Şimdi zaten pilotlar evet bunlar en iyileri seçiliyor ama zaten senin hava takımın oldukça eski. Bu kadar eski bir takımla bu kadar zorlu koşullarda senin zaten bir seyahate çıkman çok riskli. Çok riskli. Aslında bu mesela kaza oldu ihtimal arttırıyor. Çünkü çok eski bir ekipman, Hı. hava şartları çok kötü. Ama diğer haber akışları da bunun bir kaza olmadığını işaret ediyor. Neden? Çünkü az önce de söylediğim gibi e, sinyal alınamıyor. Tabii. En basiti bu. Aynı zamanda çok önemli liderlerin olduğu bir araç kaldı ki şöyle bir şey var. İran'da seçimlere bir yıl kaldı. Bir yıl kaldı ama ne olursa olsun kaza ya da kaza değil İran'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Aynen öyle. Belli ki. Çünkü bu anlamda hem kamuoyu kafalar karışmış olacak, başka bir beklenti için olacak hem de tabii ki birçok gelişmeye de Giebe bir durum. Şimdi bu tabloda İran'ın vereceği cevaplar petrol fiyatları için çok kritik efendim diyelim. Hani oraya çok fazla size konuşmak şu anda biraz anlamsız da kaçıyor. Evet belirsiz çünkü. Kesinlikle İran Haber Ajansı'ndan gelecek olan çıkamlara bakacağız. Bölgeden gelecek olan çıkamlara bakacağız. Ama normal şartlarda petrol arzını tehlikeye atan bir tablo olursa petrol ve altın yukarı gider. Bitcoin güvenli varlık olarak yukarı gider ve endekslerde de bir bozucu etkisine tartışırız. Özellikle Bitcoin... Ama tam oraya gelecek. <laughs> <laughs> Şimdi biz petrolü konuştuk, altını konuştuk. Senin de söylediğin gibi durum çok belirsiz. İkisi hakkında da şu an net bir şey söylememiz mümkün değil ama Bitcoin şu an öyle değil Murat. Anlat bakalım bize Bitcoin cephesinde neler yaşandı. Yüzün neden gülüyor mesela? <gülüyor> Yok şu an? ondan dolayı söylemeyecektim <laughs> aslında. Bitcoin'i zaten yukarı gideceğini bekliyordum. Ben özellikle halving sonrasında 6 ay süre boyunca gözlemleyelim diye e, söylüyordum zaten hatırlıyorsun. Evet yayınlarımızda da tekrar e, geçen Oytun Est'e, Kripto Para bir YouTube yayını yaptı ve Oytun aslında çok doğru bir noktayı söyledi. Yani dedim ki hani burada Geçtiğimiz gün senle boğa piyasasının tip özelliklerini tartışacak evet. hatırlayacağın gibi Nurhan. Ve sen orada güzel bir noktaya değinmişsin. Hangi aşamasındayız diye. Hani Bitcoin'de de aslında doygunluk aşamasında gelme noktasında olduğumuzun hem fikri olduk Oytun'la birlikte. Bunun en temel sebebi de 15 dolardan bir, 15 bin dolardan belirli artan bir Bitcoin'den bahsediyoruz. Burada tabii Fed'in faiz artırımı var, jeopolitik riskler var, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı tartıştık, hatta pandeminin etkisini tartıştık gibi gibi gelişmelere rağmen Bitcoin bir güvenli liman olarak 75'e geldi ve çarpı 5 yaptı evet. aslında değil mi fiyatından. Dolayısıyla yıl sonu beklentim de benim 120 bin dolardı. O da 140 bin dolar bekliyor. Yani aslında yakın bekliyoruz evet. ilk silvelere. 120 bin, 140 bin. Ve bunu kısa vadede böyle aslında olumlu senaryo tekrar dönüş yapılacağını aslında yani altına Yani yılın içerisinde bekliyordum evet. ben. Üçüncü çeyrekten sonra bunun sinyalini görürüz diye bekliyordum. E, diyor ki Murat dedi yani burada tren aslında kalktı ve bitiyor. Çünkü çarpı 2 kat 2 kaldı. Yani hani 75'ten 150'ye 140'a gelmesi demek çarpı 2 demek. Dolayısıyla Bitcoin hani bu anın hangi aşamasına diye soracak olursam bu anın şu anda büyük bir aşaması 170'i hani tamamlandı. Geri kalan şu, işte 150 olur. Bunu hangi şartlarda biz peki 150'nin daha hızlısına gideriz? Şimdi bu İran gelişmesi petrol fiyatlarını tekrar bir zıplatırsa, yukarı iterse petrol fiyatlarının artması FED'in daha fazla faiz artırmasına gerektebilir. Faiz artırmasa bile faiz indiriminden alıkoyabilir. Aynen bu öyle. Aslında de yeni gelişmeler doğuracak. Kesinlikle. Olacak. Bu bitcoin'i ve altını deki rally bir miktar geri çeker Nuran. Çünkü Fed'in yüksek faiz uygulaması ya da faizleri artırma ihtimali buraları baskılıyor ama Fed'in ne kadar erken faiz indirirse bil ki o kadar bitcoin fiyatlarını daha hızlı bir tabloda da görürüz. Ama eninde sonunda hani bir şekilde biz faiz indirimini konuşacağız. Dolayısıyla her senaryoda bitcoin sadece zamansal olarak belki bir, biraz uzatabilir bu e, yeni zirve beklentisi ama bundan sonraki süreçte bitcoin'in yolu daha da artacak. Çünkü ...bu gelişmelerde, jeopolitik risklerde ilk etapta bir nakde dönmeyi piyasa oyuncularına getirse bile... ...elinde sonunda riskli varlıklardan kaçış, güvenli limanlara bir yönelim de olacaktır. Bitcoin ve altında olduğu gibi. Aynen, kaldı ki zaten Bitcoin şu <laughs> an pozisyonunu koruyor. Son bir soru, şu böyle çok kısıtlı bir zamanımız kaldı aslında ama... ...şimdi senin de söylediğin gibi bugün ekonomik takvimi paylaşmıyorum... ...çünkü haftanın en önemli verisi zaten merkezin Merkez kararı olacak. Kararı. Bu konudaki beklentini de dinleyip sana veda edeceğim. Sana sorayım Murat ben. Ben yani aslında, yani aslında bütün piyasayla aynı fikirdeyim şu anda bir tutulacağı yönünde bir beklentim var. Bakalım senin beklentin nasıl şekilleri? Valla benim beklentim Şahin ve rasyonel bir merkez bankası yine bir PPK toplantısı çıkacak. Ben Fatih Karahan'a çok güveniyorum. Yani hem yurt dışındaki röportajlarında gerçekten çok aktif Selim açıklamalar yapıyor, akademik kökenli birisi ve özellikle. Merkez Bankası politikaları karşısında şer koyan, eleştiren insanlar bile Merkez Bankası rotası noktasında hemfikirler ki Aynen geçtiğimiz öyle, hafta evet. biliyorsun Selva Demirer hocamızı ağırladık ve tüketicinin, özellikle hane halkının enflasyon beklentisinin %96 yıl sonu ve bir yıllık ortamda da %119 olduğunu paylaşmış. Şimdi Merkez Bankası'nın hane halkı enflasyon beklentilerine de baktığımız zaman iki çıpa birbirine yakın oluyor. Demek ki burada Merkez Bankası rasyonelite noktasında bir dönüş aşamasında ve biz hani %36-38'e iyimser diyorduk ama genel olarak bakıldığı zaman aslında hane halkında o kadar çok yüksek bir enflasyon beklentisi de yokmuş. Bu demek ki bir sonuç veriyor. Ben bu toplantıda faiz değerde bir değişiklik olmasa bile her şeye rağmen biz buradayız mesajını kalınca altına çizen ve enflasyonun öncelik olduğunu belirten bir Merkez Bankası duruşu bekliyorum. Bu da Türk lirasına pozitif ve borsa içinde de artı olacağını savunuyorum. Ama bu gri tabloda Merkez Bankası arada kaynayabilir <laughs> Çünkü gündemde maalesef şey yapıp A, artık öyle. gibi Nuran O zaman tüm gelişmeleri takip edeceğiz. Detayları aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Gidiyor musun? Gidiyorum tamam, evet. Tamam o zaman ben de konuğumu ağırlayayım. Ağzına sağlık. Bugün <laughs> böyle biraz akışımız ederim. değişti. Sevgi Nurhan Çal'la olan akışımızda sağ olsun Nurhan yayın reaksiyonuyla bir konuğumuzu da hemen planladı. Ve onu da alalım Nuran Çal'a veda ettikten sonra. Ve Burak Köseoğlu ekonomist olacak karşımıza. Burak Bey günaydın. Hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Günaydınlar Murat. Murat kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz. iyi sabahlar efendim. Şimdi başladık. İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti. Reuters'tan geçen haberi paylaştık. Dışişleri Bakanı birlikte. Öncelikle hem olayla ilgili yorumlarınızı tabii ki alalım Burak Bey. Hem de piyasaya olan yansımasını biraz konuşmakta fayda var. Petrol birazcık daha böyle mutedil duruyor. İran'ın özellikle bu kazanın herhalde sebebi çok önemli değil mi? Ya yani petrol birazcık oraya da bakacak gibi sanki. Neye dayandırıldığına. Aynen öyle Murat. Şu anda daha çok e, sıcak. Zaten e, Türk İHAS'ı Cumhurbaşkanı'nın kaza yerini ancak bulabildi. Daha Hı -hı. beş buçuk gibi sabah. E, dolayısıyla çok daha e, sıcak bir gelişme. Ancak tabii İsrail'le olan bu kadar e, sıcak e, karşılıklı e, uyumsuzluklardan sonra üstüne bir de böyle bir kazanın olması biraz gözleri başka yerlere de çevirdi. Zira aynı helikopterin içinde hem Cumhurbaşkanı'nın hem dışişleri bakanının olması, bu kadar kötü bir hava koşulunda e, helikopterin uçuşa çıkması, e, biraz arkasında soru işaretleri barındırmakla birlikte, aynı zamanda da e, aslında e, helikopterde Amerikan yapımı ve 1979 model oldukça eski bir helikopter. E, malum ambargo sebebiyle bir sürü yedek parça ve şey sorunları da olduğu için İran'da, ee, enteresan bir kaza. Tabi arka planı incelenecek ama ben e, ne çıkarsa çıksın suikasta da uğramış olsa suikasta uğradı deneceğini pek açıkçası düşünmüyorum. E, ama Orta Doğu'da gündem yine karışacak gibi gözüküyor. Hocam bir şey soracağım. Dediniz ki 1970 model Amerikan tipi bir helikopterden bahsettiniz Burak Hocam. Bunu aslında biz İran'ı çok, İran'ı batı tarafı böyle yüksek e, silahlar, yüksek güçlü silahlar hatta değil mi? Bakıldığında nükleer tesis gibi birçok anlamda e, eleştiriye ve aynı zamanda risk olarak görünüyor. Çok mu abartılıyor İran? Teknolojik anlamda, silah teknolojisi anlamında. Yani ülkenin iki numaralı ismi bir 1970 model helikopterle bir yere gidiyorsa demek ki askeri tesisat anlamında da aslında çok da büyük bir yere koymamakta mı gerekir? Bilmiyorum yani biraz teknik bir soru oldu ama ne dersiniz? Murat 1979 model helikopter ama hı hı. zaten ben İran'ın da aynen hatırlarsan Rusya yoksa Ukrayna savaşı öncesinde de Rusya çok e, tepelere çıkarılmıştı ama gördük ki aslında ki açıdan e, 1960'lı 70'li yıllarda sanki zaman donmuş gibiydi. İran'da e, güçlü bir kara gücü var gözükmesine rağmen ki var. Ee, ama teknolojik açıdan ben Rusya çok benzerlik teşkil ettiğini düşünüyorum. Abartıldığı kadar da aslında arka tarafında büyük bir güç olmayabilir. Özellikle teknolojik olarak. Bir takım İHA'lar yapılıyor, şeyler yapılıyor ama bunlar daha geri teknoloji ürünler aslında. Hı hı. Ee, ve e, halkı belki de e, bir miktar sönümlendirmek için. Bu kazanın olduğu zamanın e, kısa zaman öncesine gidelim. Bir ay kadar öncesine gidelim. Aslında İran'da ee, ekonomik olarak, siyasi olarak e, bir takım e, eleştiriler ve çalkantılar başlamış durumdaydı zaten. Üstüne bu kaza gelince e, enteresan bir durum ortaya evet. çıkacak mı takip edeceğiz daha çok yeni olduğu için. Ama dünya piyasalarında evet petrol e, mutedil bir yerlerde 84-85 dolar aralığında Brent devam ediyor şu anda sabah baktığımız şeyde. Altında bir e, rekor yenileme var 2500 dolara tekrar onsta yaklaştık. Ee, orada ilginç bir durum var ama bunun ötesinde çok da böyle e, dalgalı hareketler bence yok. Evet. Mutedil gene orada. Evet hocam. Yani şey batı özellikle batı endeksleri daha çok kendi gündemiyle şu anda fiyatlanıyor. Kork endeksi de keza öyle tahvil cephesi öyle ama altın fiyatları dediğiniz gibi yeni bir rekoru görürken petrol fiyatlarında da bu olaya tepkiden ziyade sanki bir normal bir gün başlangıcı tepkisinde görüyoruz. Tabii İran gelecek dönemde rejimle ilgili listede de konuşacağız değil mi? Herhalde dış politikada bir rejim değişikliği riski olur mu? Kalkın bu anlamda tepkisini tepkisi ne olacak? Aynı zamanda İsrail tepkisi ne olacak? Konuşacağız. Hocam şunu konuşmak istiyorum size. Şimdi diyelim ki petrol fiyatlarında İran'ın bu kaza sonrası atacağı adımlar ya da işte global tarafta İran'a karşı atılacak olan adımlar sonrasında petrol fiyatları arz endişesiyle çıktığını varsayalım. Yani 90 doların üzerinde bir petrol hayal edin. İşte WTI tarafında da 80 doların üzerine çıktığımızı düşündüğümüz zaman. Bu Amerika Merkez Bankası gibi büyük ölçekli merkez bankalarının faiz politikasını sekteye uğratır mı sizce? Yani bir tane faiz indirimi konuşurken tamamen bunu masadan kaldırıp tekrar faiz artırım döngüsünü konuşur muyuz? Yoksa bu geçici bir fiyatlama mı sizce? Ben burada şahsi biraz da görüşümü söylemek istiyorum Murat. Ben zaten Amerika Merkez Bankası'nın şu anda bir faiz indirimini bile konuşmak için erken olduğunu hı hı. düşünüyorum. Fed tarafı zaten Sayın Başkanın yaptığı açıklamaları da takip edersek, Fed tarafı şu anda sonbahar'a kadar e, Amerika'da durumu takip etmek istiyor. Evet, enflasyonda e, imser ve güzel bir gidiş var. Evet, bir miktar daha aşağıya küçük aşağıya hareketler görüyoruz ama hala hedeften oldukça açık e, bir alanda duruyor. Dolayısıyla ben e, Fed'in en az sonbahardaki Eylül-Ekim aylarına kadar bu takibi yapacağını eğer gerçekten artık enflasyonun düşmeye başladığına ikna olduysa ki şu anda FED başkanlarının büyük bir çoğunluğu henüz enflasyonun düştüğüne ikna olmuş değil. Gelen açıklamalara baktığımız zaman ya da toplantı tutanaklarına baktığımız zaman dolayısıyla ben bu sene zaten maksimum bir faiz indirimi olacağını gitsiz aydır söylüyorum. Yani e, burada çok iyimser ve ileride koşan bir piyasa var. E, o sürekli duymak istediği şekilde kendisini dünyada lanse ediyordu. E, ama aslında beklentiler e, gibi olayların pek de gitmediğini gördük. Ben bu sene zaten maksimum bir tane indirimle bu iş e, bitecek. Ve gelecek senede çok fazla arka arkaya indirimler olacağını ben çok fazla olasılık hı hı. vermiyorum. En fazla iki ya da üç tane faiz indirimiyle. Gelecek sene sonlarına doğru e, biz Fed'in faizi puan 1 125 -1 .1 aralığında bir yerde düşürdüğünü göreceğiz 2025 sonunda. Yani faiz e, koşa koşa ikiler seviyelerine inmeyecek. E, bundan iki yıl evvelki gibi olmayacak kısa zamanda. Bunun için belli bir zaman geçmesi gerekecek. Hı -hı. Onun için de her şeyi çok ciddi takip etmemiz lazım. Bir de böyle İran'daki olay gibi jeopolitik gelişmelerde olan değişimler bu süreci biraz uzatmaya e, meyilli. Yani o bir faiz indirimi bile hocam Amerikan seçmenin hatırına olabileceğini düşünüyorum. Yani bende de evet, artırabileceğini, evet. normal şartlarda belki artırması gereken bir 25 baz puan artırması gereken faizler varken indirse bile o da seçim hatırına olur gibi tabloda var kanımca ama bilmiyorum katılır mısınız? Doğru, doğru. Aynen katılıyorum. Hoş Zaten hı. seçim seçim bu kadar yaklaştı. orada Trump'ın yeniden seçilme ihtimali daha yüksek gibi gözüküyor. E, dolayısıyla e, orada mevcut başkan da e, Trump lehine bir şeyler kullanmak istemeyecek şu anda gibi gözüküyor e, Ona biraz daha ağır bir tablo bırakmak isteyecektir muhtemelen e, Trump da daha böyle bu konularda e, hızlı ve çabuk hareket etme e, kararlılığında olduğu için Bakalım başkanlık seçimleri sonrasında esas Amerika'da neler olacak orada çok önemli bir şey hatırlatayım ee, Trump e, Amerikan Amerika Merkez Bankası Fed'in e, bağımsızlık alanını bir miktar kısıtlayacak bazı yasalardan bahsetti geçtiğimiz aylarda. Dolayısıyla orada da e, değişik Trump gelirse Trump'la birlikte değişik şeyler duyabiliriz. Evet, faizlerden ziyade bağımsızlık ve değil mi görev sahasına dair tartışmalar evet. biraz yedirebilir hocam. Bir 30 saniye kadar süremiz kaldı ama ben izninizle şunu da sormak isterim birazcık. Tabii ki bakıldığında e, yani yorum yapmak zor olabilir ama Türkiye etkisi ne olacak? Türkiye ekonomisi, borsası. Mesela bugün borsa açılacak. Çok fazla etkilenir miyiz bu e, İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetmesinden? Yoksa biraz hani bakıldığı zaman anlık fiyatlamaya mı tepki verir? Ne dersiniz? Yani bence anlık bir hareket olacağını düşünüyorum. Ortada net bir şey olmadığı için Hı -hı. şu anda e, çok hızlı bir reaksiyon vermesini ben çok olası bulmuyorum. E, gerçi Türk tarafında da borsamız biliyorsun. Sen de takip ediyorsun. Biraz sanki yoruldu gibi bu 10.300'ler 10.200'ler seviyesinde takıldık ileri gel, ileri gelip e, hareketler yapıyoruz. Burası için biraz daha sanki yabancı giriş ya da yatırımcı girişi lazım gibi görüyorum ben. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Günümüz saati bizi kırmayıp yayınımıza bağlandınız ve İran'daki gelişmeleri tartıştınız. Burak Kösoğlu ekonomisi birlikte konuştuk. Kısa bir yere gidiyoruz.